Görüşürüz. Saygıdeğer misafirlerimiz, Çeli Cemevi temel atma törenine hoş geldiniz efendim. Kainatın aynasıyım, madem ki ben bir insanım. Hakkın varlık deryasıyım, madem ki ben bir insanım. İnsan hakta, hak insanda. Her marifet var insanda. Arıyorsan bak insanda, madem ki ben bir insanım. İnsan diyerek çıktığımız yolda bizleri yalnız bırakmayanlara çok ama çok teşekkür ediyoruz. Ve programımıza Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum efendim. Yolumuz Hak Muhammed Ali ve Ehli Beyt'in yüksek makamı yoludur. Kimse size, çaresize, darda yolda kalana ve yetime yardım yoludur. Aleviler, dini İslam kitabı Kur'an, Allah'a kul, Hazreti Muhammed'e bağlı, Hazreti Ali'ye talip, Hazreti Hüseyin'in yolunu sürenlerdir. Cemevleri, ibadet, edep, erkan yeridir. Cemevleri sorgu, sual, karar, dar meydanıdır. Sema, kırklar meydanıdır. İkrar verme yeridir. Kamil insanların irfan meclisidir. Makam ve mevkinin olmadığı eşitlik meydanıdır. Cemevimizin sevgi, saygı, edep, erkan ve kamiller meclisi olacağına inancımız sonsuzdur. Saygıdeğer Cem Vakfı Onursal Başkanımız Sayın Profesör Doktor İzzettin Doğan, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sayın Kani Beko, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer, Çiğli Belediye Başkanımız Sayın Utku Gümrükçü, Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Sayın Remzi Akbulut, Cem Vakfı Harmandalı Şube Başkanı Sayın Hasan Özbey, Çeli Belediyesi Meclis Üyelerimiz,
İnönü Mahallesi Muhtarımız Sayın Kazım Sönmez, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri ve şu an aramıza katılım sağlayan Cem Vakfı İzmir Şube Yönetimi, Cam 1 Yönetimi, Sivaslılar Derneği Başkanımız, Ehlibeyt İnanç Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetimi, Asarlık Cemevi Yönetimi, Aydın Cemevi Yönetimi, Alevi Dernekler Yönetimi Federasyonu, Zülfikarım Alevi Derneği Dedesi, Saadet Partisi İlçe Başkanımız ve ayrıca mahalle muhtarlarımız, kıymetli basın mensuplarımız, değerli canlar. Hepiniz temel atma törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Cem Vakfı Genel Başkanımız Sayın Erdoğan Döner aramızda katılmış. Hoş geldiniz diyoruz kendilerine. Bir de Cem Vakfı İzmir Şube Başkanı Sayın Hasan Kurnaz aramızdaymış. İlçe Başkanımız Sayın Mert Özcan aramızdaymış. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Bir önceki Eçeli Belediye Başkanımız Sayın Hasan Aslan aramızda. Hoş geldiniz efendim. İYİ Parti İlçe Başkanımız aramızdaymış. Hoş geldiniz diyoruz. Şöyle kocaman bir alkış rica ediyoruz. Çevre Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Ali Rıza Koçer de aramızda. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz efendim. Saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Değerli canlar, programımıza dedemiz Yusuf Tekgöz'ü sahneye davet ediyoruz. Gülbenk için Harmandalı şubemizden dedemiz Yusuf Tekgöz geliyor efendim. Muhterem protokol, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, cümlenizi Ehl-i Beyt'in sevgisiyle selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Bismillah, Allah Allah. Birlik ve beraberlik denimiz hayır ola. Hayırlar fetola, şerler defola. Mümürler abat ola, minkür münafıklar berbat ola. El Hak Muhammed Ali dilde dileklerinizi, gönülde muratlarınızı vere. Hizmetlerinizden dolayı Yüce Allah sizleri Hazreti Muhammed'in şefaatinden, Ehl-i Beyt'in katarından ve dedarından ayırmasın. Gönlünüze insan sevgisi, sabır, merhamet ve nur iman vere. Bütün dünya insanlarına dostluk ve barış için yaşamalar nasip eyle. Dertlerimize derman, hastalarımıza şifa Allah'tan ola. Her türlü kazalardan, belalardan, görünür görünmez afetlerden saklaya. Hizmetleriniz, dokmalarınız, kurbanlarınız dergah hizmetinde kabul ve makbul eyleye. Duası bizden kabul Allah'tan, şefaati Muhammed Mustafa'dan, inayet İmam Ali'den, himmet Pir-i Mümkâr Hacı Bektaş-ı Veli'den ola. Gerçeğe hü mümine ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Cem Vakfı Harmandalı Şubesi dedemiz Sayın Yusuf Tekgöz'e teşekkür ediyoruz efendim. And olsun. O saf bağlayıp dizilenlere, o saflar tuturup sıraya dizilenlere, o kanatlarını açıp toplayarak uçanlara, o haykırarak sevk edenlere, o göğüs gererek duranlara hamd olsun. Canlara hamd olsun. Aşk ile olsun efendim. Saygıdeğer misafirlerimiz, değerli canlar, programımıza Harmandalı Cemevi zakirlerimizden Ozan Erkmen ve Hasan İlhan'ın bağlamasıyla seslendirecekleri Yuvaz İmam'la devam ediyoruz efendim. Bu arada zakirlerimizin hazırlığı devam ederken ben elime ulaşan telgrafları sizlerle paylaşmak istiyorum saygıdeğer misafirlerimiz. Değerli canlar, ülkemizde yaşayan Alevi vatandaşlarımız inanç özgürlükleri, inanç temsili ve kamu kaynaklarının eşit şekilde kullanım ve paylaşımından yararlanamamaktadır. Bu adaletsizliğin ve haksızlığın son bulduğu, cemevlerinin önündeki engellerin kaldırıldığı, eşitliğin ve adaletin sağlandığı bir ülke dileklerimle. Katkılarından dolayı Belediye Başkanımız Sayın Utku Gümrükçü'ye teşekkür eder. Temel atma törenine katılan canları
sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Bursa Milletvekili Sayın Orhan Saral. Sevgili Başkanım, Cem Vakfı Armandalı Şube Başkanı, Alevi toplumunun ibadet yerinin yapılması için bir araya gelen canlar. Cem Evi inşaatında verdiğiniz katkılardan dolayı tebrik ediyorum. Katılımcılara sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Samsun Milletvekili Kemal Zeybek. Alkış efendim. Sayın Başkanım Utku Bey, belediyeniz ile Cem Vakfı Armandalı Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilecek olan Cem Evi temel atma törenini davetinizi aldım. Aynı tarihte İzmir Çeşme'de düzenlenen üretim esaslı ekonomiye geçişte ve çağdaş sosyal ve devlet uygulamalarında yerel yönetimlerden merkezi yönetimine başlıklı seminerde olmam nedeniyle katılamıyorum. Nazik davetinize tekrar teşekkür ediyorum. İstanbul Milletvekili İlhan Kesici. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Aramızda Çeli Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Tülin Koç varmış. Hoş geldiniz diyoruz Sayın Başkanımıza. Saygı ve sevgilerimizle. Mikser aracımız geçemiyor. 35 Kastamonu Ankara 4350. 35 Kastamonu Ankara 4350 numaralı araç sahibi acilen aracın bulunduğu yerden kaldırsın efendim. Kevser ırmağından ahu içerken turnalar alibiyi görmediniz mi? Kevser ırmağından ahu içerken turnalar alibiyi görmediniz mi? Turnalar o şahı şahı görmediniz mi? Şahatayım der ki gezdim dünyayı, dilim zikreyledi gani hüdayı, o
12 imamın nesli avayı, turnalar alimi görmediniz mi? 12 imamın nesli avayı, turnalar alimi görmediniz mi? Turnalar o şahı şahı görmediniz mi? Şahverdan Hüseyin'im, ihrarına bağlı elim benim dilim. Ya mekanda cemim, 12 imam pirim, ben özüne bağlı bir ehli beytim, bir ehli beytim. Ya mekanda cemim, 12 imam pirim, ben özüne bağlı bir ehli beytim, bir ehli beytim. Turnalara gider semah dönerim, semah dönerim, Hacı Bektaş dergahında gezerim. Bir sultanım yolunuzu sürerim, ben özüne bağlı bir ehli beytim, bir ehli beytim. Sazım tellerinde ahu kevserim. Bir aslan donunda gelir kükrerim. Ben özüne bağlı bir ehli beytim, bir ehli beytim. Bir aslan donunda gelir kükrerim. Ben özüne bağlı bir ehli beytim, bir ehli beytim. Bir sultanın piri Muhammed Ali, Şah Merdan Ali, sağımda Hasan'dır, solda Hüseyin'im. Kerbela'da gezen turnada gözlerim, ben özüne bağlı bir ehli beytim, bir ehli beytim. Kerbela'da gezen turnada gözlerim, ben özüne bağlı bir ehli beytim, bir ehli beytim. Giriş yapamıyor efendim. Özellikle 07, hastaneydi. 85. Hemen acilen aracı bulunduğu yerden kaldırsın efendim. Önüme bir çığır geldi. Bir ucu var şar içinde. Önüme bir çığır geldi. Bir ucu var şar içinde. Abdallar dükkanını açmış, ne ararsan var içinde. Arifler dükkanını açmış, ne ararsan var içinde. Ne ararsan var içinde. Bir dükkana pazar ile, her şirin bir hezar ile, aya güne nazar ile, ay Muhammed nur içinde. Aya güne nazar ile, ay Muhammed.
Çarka döner göl içinde, çarka döner göl içinde, çarka döner göl içinde. Göl içinde çarka döner, susuzluktan bağrı yanar. Göl içinde çarka döner, susuzluktan bağrı yanar. Müminler secdeye değiner, seyir var seyir içinde, seyir var seyir içinde, seyir var seyir içinde. Bahanesi oldu adı, şimdi dinle ah uzadı. Allah 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 Allah. Arayınlar bal içinde, arayınlar bal içinde. Bir sultanı bir sultanı bey gaziler, alnımızda ak yazılar. Önce taliptir arzular, bülbül öter gül içinde, bülbül öter gül içinde, bülbül öter gül içinde, bülbül öter gül içinde, bülbül öter gül içinde. Ediyoruz. Cem ve müzakirelerimizden Ozan Erkmen ve Hasan İlhan'a çok teşekkür ediyoruz. Aramıza İzmir Milletvekilimiz Sayın Kamil Okay Sındır katıldı. Hoş geldiniz Sayın Vekilim. Menemen Belediye Başkanımız Sayın Serdar Aksoy adına Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak katılımı sağlamışlar. Narlıdere Belediye Başkan Yardımcımız Mustafa Anıl Feroğlu aramızdalar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Bu arada değerli canlar, zakirimiz Nesimi Akyüz'ü sahneye davet ediyoruz. Aynı zamanda dedemiz kendisi. Asarlık Cemevi Sema ekibi de sizlerle birlikte olacak. Sema ile ilgili bir şey paylaşmak istiyorum. Özellikle bugün temel atma töreninde, bir Cemevi temel atma töreninde semalar Alevilerde ibadettir. Bir ibadet şeklidir. Cemevlerinde ibadet anında dönülür. Bu sema görgü semahı ola, aşk ile diyeceğiz ama semahın sonunda da alkışlamazsınız mutlu oluruz efendim. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Bu arada hazırlık yaparlarken hemen ben bu boşluğu değerlendirmek istiyorum. Program çok yoğun efendim. Doğançay Sofyanköy Derneği, Can Bir Derneği, İzmir Barto Kültür Derneği, Alevi Yol Kültür Derneği, Alevi Kültür Derneği Yamanlar Cemevi. Ayrıca Aksev, Eskişehirler'den, Aksev Vakfı'ndan Sayın Yaşar Özcan ve Eser'den Bülent Bey aramızda katılmışlar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Çok hızlı arkadaşlar. Arkadaşlar çabuk. Siz anons edin, ne yapıyorsunuz siz? Cihaz kontrol. Cihaz kontrol 1, 2, 3, 4. Say. Tamam. Tamam. Ya şimdi konuşmaya çalışacağım. Semah ekibimizin gösteriminin sonunda protokol konuşmalarıyla programımıza devam edeceğiz ve temel atma törenine geçeceğiz efendim. O yüzden arkadaşlarımız çok hızlı hareket etsinler, yoğun bir program var.
haydardır bir adın Ali. Savrulur küfanın düldülün yeri. Düşmüşün sevdana olmuşam deli. Yetişin dadıma dostuz cananım Ali. Yetişin dadıma dostuz pirim yali. Yetişin dadıma dostuz cananım Ali. Yetişin dadıma dostuz pirim yali. Allah'ın aslanı diyen Muhammed, seni sevenlere verdiler zahmet. Hak ihsan eyledi sana keramet. Yetişim dadıma dostuz cananım Ali. Yetişim dadıma dostuz pirim yali. Yetişim dadıma dostuz cananım Ali. Yetişim dadıma dostuz pirim yali. Mazlum Nesim'im haktan dileyim. Sevenlerin aşkı yanar yüreğim. Bülbülün üstünde cefalar görem. Yetişim dadıma dostuz cananım Ali. Yetişim dadıma dostuz pirim yali. Her sabah ötüşür kuşlar Allah bir Muhammed Ali diyerek. Allah bir Muhammed Ali diyerek. Bülbül gül içinde figana başlar Allah bir Muhammed Ali diyerek. Allah bir Muhammed Ali diyerek. Çekeriz imamların yasını, işte gerçek erenlerin sesini. İmam Hasan içti avutasını. Allah bir Muhammed Ali diyerek. Allah bir Muhammed Ali diyerek. Allah bir Muhammed Ali diyerek. Biz çekeriz imamların yasını. Allah bir Muhammed Ali diyerek. Allah Allah, hü Allahü eyvallah. Secde haktır Adem'e, seygangahız aleme. El ele el hakka dedik, geldik bu deme. Kurbanlar tılanıp gülben çekildi. Gaflet uykusundan uyana geldim. Dört kapı sancağı anda dikildi. Büryan büryan olup meydana geldim. Büryan büryan olup meydana geldim. Evvel eşiğine koydum başımı, koydum başımı. Ali Ali içeri aldılar.
geldim, can baş feda edip kurbana geldim. Olden de uyandı batın çırağı, batın çırağı. Ali Ali rehberim boynuma, bend etti bağı. Üç adım ileri attım ayağı, boş kurban dediler, İlana geldim. Boş kurban dediler, İnada geldim. Dört kapı selamı verip aldılar, verip aldılar. Hayat birin huzuruna gelip geldiler. El ele el hakka kılsın dediler. Henüz masum olup cihana geldim. Henüz masum olup cihana geldim. Birin kulağına eyledi telkin, eyledi telkin. Şah-ı vilayete dost dost olmuşuz yakın. Mezhebimiz Cafer, Sadık-ı Metin. Allah dost eyvallah, mehmana geldim. Allah dost eyvallah, mehmana geldim. Yüzüm yerde özüm, darda durmuşum, darda durmuşam. Muhammed Ali'ye dost dost ikrar vermişem. Sakayı harmanda görmüşem. İçip kana kana kestane geldim. İçip kana kana kestane geldim. Yolumuz 12 imama çıkar, imama çıkar. Rehberim Ali'dir, sahip Zülfukar. Kuludur siyahi divana geldim. Kuludur siyahi divana geldim. Şah-ı Mardan hücür etti, düldül oldu süvari. Mazlumun carına yetti, Ali saldı Zülfukar'ı. Bir Hacı Bektaş var idi, Ali misal yar idi. Mükür görmez kör idi, mayın kaynadı taştı. Gel beri gel Tanrı dostu, bu idi sözümün kastı. Hak'tan ayrı görme yari, Hak'tan ayrı görme yari. Başın açık yalın ayak yürüşem. Sen merhamet eyle lehbi balım yar. Yüreğimi ceviz gibi çürüttün. Senin aşkın büktü kadim dalım yar. Senin aşkın büktü kadim dalım yar. Çektirme cefalar, yandırma nara. Yitirdim aklımı, oldum divana. Köşeyi vahdete koyma avare. Darul Uman Bektaş-ı Veli. Darul Uman cemaatin veli yar. Sıtkıyı yakma kuru kul ile. Hazine anamız kuru fal ile. Gömlek ile eski şal ile. Daha böyle nasıl olur halim yar. Daha böyle nasıl olur halim yar. Kerbela
çölünde sanki bir geldi. Ne yaman firgatlı ötesin durnam, ne yaman firgatlı ötesin durnam. Kırklar senin ile biledir bile, yediler hizmeti oldum dün olan. Ol Hızır Nebi de yardımcın ola, ol Hızır Nebi de yardımcın ola. Adam oğlu durmuş katlini yaza, katlini yaza. Oturmuş kandilde belini çöze, Mecnun Leyla için çölleri geze. Can ver ki canana ötesin durnam, can ver ki canana ötesin durnam. He. Aşk ile, aşk ile, aşk ile, aşk ile. Çocuklar dua vereceğim çünkü zaman yok. Bismillah, Allah Allah, Allah Allah. Semahlar saf ola, günahlar af ola. Döndüğünüz çarkır teraz hak için ola. Hak için ola, seyir için olmaya. Yardımcınız on imam ola. İsteğinizi, dileğinizi Hak Muhammed Ali vere. Semahı bize bağışlayan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaati üzerinizde hazır ve nazır ola. Bismillah, Allah Allah, Allah Allah, tecella, temenna, yüzünüz ak, gönlünüz pak. Hak didvanında, 12 imam makamında hizmetleriniz kabul ola. Gerçeğe hü, mümine ya Ali. Duası bizden, kabul Allah'tan ola. Aşk ile. Aşk ile canlar diyoruz, aşk ile. Benim sevdiğimin şirin sözleri büyüdü sinemde, ne hallar oldu. Karınca yükünü çekmez ağ oldu. Azdı zaman azdı, ne çağlar oldu. Yazdı zaman azdı, ne çağlar oldu. Ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır, ne çağlar oldu. Hak Muhammed Ali cümlemizin hayrını, hizmetini kabul eylesin. Rabbim bizleri merde namerde muhtaç etmesin. Yolumuzu yolsuza, uğursuza, pirsize denk getirmesin. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Çoluğumuzla, çocuğumuzla, eşimizle, dostumuzla, kapımızla, komşumuzla Rabbim hayırlar içerisinde bizlere yaşamayı nasip eylesin. Duası bizden kabul Allah'tan. Gerçeğe hü, mümine ya Ali. Aşk ile canlar. Aşk ile çok teşekkür ediyoruz değerli canlar. Asarlık Cemevi, Sema ekibimiz ve Zakirimiz Nisevi Akyüz'e. Saygıdeğer konuklarımız, değerli misafirlerimiz, program sarkıtı ve farklı programlar var. Çok hızlı gitmemiz gerekiyor. Aynı zamanda mikser aracımız da bekliyor temel atma için. Hızlı bir şekilde protokol konuşmalarına gireceğiz ve kısa konuşmaları arz ediyoruz. Saygıdeğer canlar, konuşmalarını yapmak üzere Cem Akba Arman Dalı Şube Başkanı Sayın Hasan Özbay'ı sahneye teşviklerini arz ediyorum efendim. Evet Hasan Başkanım, neredesiniz? Sayın protokol, sayın dedelerim, analarım, değerli canlar, sevgili gençler. Harmandalı Cemevimizin tören atma törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, Harmandalı Cemevimiz daha önce Ali Ekber Salış canımızın başkanlığında arsası alınmış, gençlerimiz tarafından, kızlarımız tarafından büyük çabalarla bugüne kadar getirilmiş. Kendilerine teşekkür ediyorum. Harmandalı Cemevimizin projesi inşaat mühendisi Güven Dursun ve arkadaşları tarafından ücret alınmadan yapılmıştır. Kendisine teşekkür ediyorum. Yine Harmandalı Cemevimizin hafriyatını bir önceki dönem belediye başkanımız Sayın
Hasan Aslan tarafından yapılmıştır. Kendisine yine teşekkür ediyorum. Bugün ise Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer katkılarıyla Çiğli Belediye Başkanımız Sayın Utku Gümrükçü tarafından temeli atılacaktır. Kendilerine sonsuz teşekkürler ediyorum. İnşaatımızın bundan sonraki bölümünde kamu kurumları, belediyeler, şirketler, iş adamları, sivil toplum kuruluşlarının desteği ve halkımızın bağışlarıyla vücut bulacağına inancım tamdır. Tamamlandıktan sonra burası birlik ve beraberliğin eseri olacaktır. Cem evimiz tüm inançlara, dil, din, ırk, etnik köken ayrımı yapmadan, insanım diyen, gönlü sevgiden, barıştan yana olan herkese açık olacaktır. Cem evimiz sadece ibadet yeri değil, barışın, kardeşliğin, hoşgörünün, uzlaşının ülkemizin tamamına yayıldığı özgür yerler olarak ilim ve irfan yuvası olacaktır. Buradan cenazelerimizi kaldıracağımız gibi eğitim, kültür, sanat etkinlikleri ile tüm dünyaya sevgi ve barış mesajları vermeye devam edeceğiz. Cem evlerinin ana felsefesi şudur. Düşmanınızın bile insan olduğunu unutmayın. Kadınlarınızı okutun. İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Cem evimizin yapılmasında emeği geçen ve geçecek olan herkese, Cem Vakfımızın sayın yöneticilerine, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer ve personeline, Çiğli Belediye Başkanımız Sayın Utku Gümrüşü ve personeline, dünden bugüne belediye başkanlarına, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, Harmandalı Cem evimizin kurulduğu günden bugüne dek değerli başkan ve yönetimlerine, dedelerimize, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, bağışta bulunan ve emeği geçen tüm canlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Unutmadan şunu söylemek istiyorum. Mustafa Ulucan amcamız geçen sene 25 bin liralık demir bize almıştı. Kendileri şu anda aramızdalar. Kendisine sonsuz teşekkürler ediyorum. Cem evimizin tüm canlara, ilçemize, ilimize, memleketimize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor. Saygılar sunuyorum. Hoşça kalınız, dostça kalınız. Cem Vakfı Harmandalı Şube Başkanımız Sayın Hasan Özbay'a konuşmalar için teşekkür ediyoruz. Programımıza Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Sayın Remzi Akbulut'u konuşmalarını yapmak üzere sahneye teşriflerini arz ediyorum efendim. Neyse. Bunu biraz daha yükseltirsek. Ben size vereyim mi başkanım sen? Yok yok. Tamam. Olur bundan konuşayım. Çok değerli onursal başkanımız Sayın Profesör Doktor İzzettin Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer, milletvekillerimiz, bir önceki dönem milletvekillerimiz, sivil toplum kurumlarının çok değerli başkanları, isimlerini tek tek sayarsak şimdi işin içinde çıkamayacağız. Değerli basın, çok değerli canlar, geçmişten günümüze bu hizmeti taşıyan çok sevgili dedelerimiz, hepimiz Harmandalı Cem evimizin temel atma törenine hoş geldiniz diyorum. 25 Aralık 2009'da alınan bir arsamız vardı. Yaklaşık 10 senedir, 11 senedir bekliyoruz bu Cem evin yapımı için. O günden bugüne emeği geçen tüm kurum başkanlarımıza ve o günden bugüne emeği geçen tüm belediye başkanlarımıza
huzurlarınızda mahalle muhtarlarımıza tek tek teşekkür etmek istiyorum. Evet, Cem Evleri Alevilerin inanç merkezidir. Cem evlerimiz Alevilerin inanç merkezidir arkadaşlar. Biz cemlerimizi burada yaparız, ibadetlerimizi burada yaparız, kurbanlarımızı buradan tığlarız, cenazelerimizi burada uğurlarız, semahlarımızı burada döneriz, tüm inanç hizmetlerimizi cem evlerimizde yaparız. Onun için cem evleri Alevilerin olmazsa olmazıdır. Alevilerin inanç yeri cem evi, inançları da inançları cem inanç yerlerde cem evleridir. Bu konuda birileri bizi başka yere davet etmeye kalkmasın. Bizim inanç yerimiz, inanç merkezimiz cem evleridir. Tüm hizmetlerimizi burada yürütüyoruz bizler. Yaklaşık 4 seneye yakındır Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde alınan kararlarımız var. Cem evlerinin ibadethane oluşu ve cem evlerine genel bütçeden pay ayrılması. Ama ne yazık ki bugüne kadar atılmış bir adım yok. Ve bu konuda belediyelerimize de iş düşüyor. Anayasamızın 138. maddesinde belediyelerimiz de bu kanunu uygulayabilirler diye düşünüyorum. Onun için hükümetin bu uygulamayı başlatmadan belediyelerimizin başlatması en büyük arzumuz ve talebimizdir. Evet, bugüne kadar Bulut Ensari, Ensari Bulut, Hasan Arslan başkanımız ve bugünden sonra da Utku Gümrükçü başkanımızla biz bu işi devam ettireceğiz. Kendilerine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bugüne kadar kronik hale gelen Alevilerin sorunlarını İzmir'de yaklaşık %50-%60'ı kesimi Alevi olan Alevi sorununu bugüne kadar görmezden geldiler belediyelerimiz ne yazık ki. Bu sorunla Tunç Soyer Başkanı'na gittiğimiz zaman hemen bu sorunu çözelim. Karşılıklı avukatlarımız otursun. Bu kültür merkezlerinin Alevi kurumlarına devriyle ilgili gerekli talimatı verdiler. Son noktaya geldik sanıyorum. Darısı ilçe belediyelerimize. Bunun için ayrıca tekrar Tunç Soyer Başkanıma da teşekkür etmek istiyorum. Ve bundan sonra da katkı ve desteklerini bekliyorum. Utku Başkanımla beraber burada bu inşaatımızı bitirmek üzere yola çıktık. Tüm Harmandalı'ya, tüm Çiğli'ye, tüm bu bölgenin insanlarına hayırlı uğurlu olsun diyorum. Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Sayın Remzi Akbulut'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer konuklarımız, değerli misafirlerimiz. Programımıza Cem Vakfı Genel Başkanı Sayın Erdoğan Döner'in konuşmalarıyla devam edeceğiz. Konuşmalarını yapmak üzere kendilerini sahneye teşriflerini arz ediyorum efendim. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, sayın ilçe belediye başkanlarım, milletvekillerim, sayın onursal başkanım, Profesör Doktor İzzettin Doğan dedelerim, kurum başkanları, canlar, basın mensupları, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz bu temel atma törenine iştirak etmek için hocamızla beraber İstanbul'dan geldik. Böyle güzel günleri ülkemizde yaşamak istiyoruz. Bol bol yaşamak istiyoruz. Alevilik engin bir deryadır biliyorsunuz canlar. Alevilik engin bir deryadır ve burada herkese yer var. Sazıyla, sözüyle, kadın erkek bir arada semahıyla yol sürenlerin adıdır. Yolu sürenlere selam olsun buradan. Değerli canlar, şu anda Bulgaristan Dulova'da
bir Cem evimizin de kurdelası kesiliyor. Cem Vakfımız tarafından yapılan Cem evimizin bir kurdelası da Bulgaristan Dulova'da kesiliyor. Bir kısım arkadaşlarımız da şu anda oradalar. Canlı yayında onlara da alkışlarınızla selam gönderiyoruz. Değerli canlar, yolu sürenler dedik. 1400 yıldır bu inancı bugünlere taşıyanlara, 1990'lı yıllardan itibaren Sayın Hocamız Profesör Doktor İzzettin Doğan'la birlikte bu inancı bizlere aktaranlara, bizim bu yolu sürmemize fırsat verenlere buradan binlerce teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım, biz son 3 yılda 9 tane Cem evimizin temelini attık. Açılışını yaptık. İnşallah sizlerle beraber 12. Cem evimizi 12 imamlara hitaben 12. Cem evimizin açılışını kurdelesinde beraber keseceğiz. Bu kadar güzellikleri bir arada yaşarken bizim inancımızı çarpık hale getirmeye çalışan, soysuzlaştırmaya çalışan, televizyonlarda Cem evine dahi uğramamışken, başı secdeye dahi eğmemişken ahkam kesenlere de buradan bir hitabımız var. Alevileri bölmeyin. Aleviler bu ülkenin temel taşıdır. Cumhuriyetin temel taşıdır. Her Cem evinde Hazreti Ali'nin resminin yanında Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi vardır. Canlar, Alevisiyle, Sünnisiyle, tüm vatandaşlarımızla bizi bölmeye çalışan, bizi ayrıştırmaya çalışan bu şahıslara, bu şarlatanlara hep beraber dünyanın neresinde olursa olsun beraber karşı çıkacağız. Ama sizlerle beraber böyle güzel günleri de birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Ben burada temel atmadan önce ülkemizin diğer yörelerinde de, Tekirdağ'da da, Kadir Albayrak başkanımıza, Edirne'de Recep Gürkan başkanımıza, Sarıyer'de Şükrü Genç başkanımıza, Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanımıza, Tuzla Belediye başkanımıza, Pendik Belediye başkanımıza, Bodrum Belediye başkanımıza ve şimdi de temelini atacağımız belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Milletvekillerimiz kusura bakmasınlar. Halka dokunan belediye başkanlarımız, sizinle iç içe olan belediye başkanlarımız ve birlikteliği, kardeşliği, hoşgörüyü de beraber sağlayacak olanlar da belediye başkanlarımız. Huzurunuzda onlara teşekkür ediyorum. Cem evimizin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi Hak Muhammed Ehli Bey sevgisiyle selamlıyorum. Cem Vakfı Genel Başkanı Sayın Erdoğan Döner'e konuşmaları için teşekkür ediyoruz efendim. Programımıza Cem Vakfı Onursal Başkanı Sayın Profesör Doktor İzzettin Doğan'ın konuşmaları ile devam ediyoruz. Kendilerini alkışlarınızla kürsüye teşviklerini arz ediyorum efendim. Teşekkür ederim. Sayın Belediye Başkanım, çok değerli belediye başkanlarımız, çok değerli milletvekillerimiz, çok değerli sivil toplum kuruluşları önderleri, çok değerli hanımefendiler, çok değerli beyefendiler, sevgili yavrular. Hepiniz böylesine güzel bir günde tatil gününüzü bir tarafa bırakarak inançlarınızın mabedini teşkil edecek olan bir kuruluş için buraya kadar tırmanarak geldiniz ve bu sıcak havada
ki en çok hissedenlerden bir tanesi benim. Bir tanesi de Sayın Başkanımız Tunç Soyer. Kağıt bırakmadı belediye kağıtlarından. Hepsini kullandı. Ama buna rağmen sizler buna mukavemet ederek burada bulunuyorsunuz. Böyle bir hayırlı teşebbüsün temeli atıldığı için. Arkadaşlarımız çok güzel sözler söylediler ama ben size biraz daha farklı şeyler anlatmak istiyorum. Ve bunu anlatırken de fevkalade büyük üzüntü duyuyorum. Sizleri görmek çok güzel. Onun sevinci olmasa hakikaten diğer konuşacaklarımın da hiçbir anlamı olmazdı. Konuşmama da gerek kalmazdı. Düşünebiliyor musunuz? 25-30 milyonu bulan sayı itibariyle Alevi kesimi kendi ibadetlerini yapabilmek için kadın erkek bir arada buraya kadar gelip belediyelere müracaat etmek suretiyle onların desteğiyle kendi ibadetlerini yapabilecekleri bir yer inşa etmeye çalışıyorlar. Bu ne kadar acıdır biliyor musunuz? Ama yüreğimiz bunlar gibi konularda daha fazla söz etmeye yer vermiyor. Türkiye'nin bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin, bir taraftan Rusya'nın kıskacı altında ne kadar zor günler geçirdiğini biliyoruz. Ve Türkiye'nin sorunları gittikçe ağırlaşırken bizim de ayrıca bu ağırlığa bir şey katma manasında yahu devleti yönetenler siz niye sorumluluklarınızı yüklenmiyorsunuz kardeşim diye bağırmaya gönlümüz el vermiyor. Niye el vermiyor? Anayasamızın hükümleri gayet açık. Burası demokratik bir ülke ve Sayın Cumhurbaşkanımız bugünkü siyasi iktidar ya da bundan önceki iktidarlar her seferinde Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu ve hukuka hepimizin saygı göstermesi gerektiğini söyleyip dururlar. Dururlar da devletin temel taşını oluşturan 10. maddesi anayasamızın hiç mi birisinin aklına gelmez? Gelmemesine imkan var mı? Biz her sefer televizyonda çıkışlarımızda söylüyoruz. Diyoruz ki anayasanın 10. maddesi yurttaşların renkleri, ırkları, düşünceleri, siyasi yaklaşımları, felsefi bakışları ne olursa olsun yurttaşlar yasalar önünde eşittir, eşit muameleye tabi tutulmak zorundadırlar. Ve bu devletimizin, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel taşını oluşturan maddesidir. Cumhuriyetin şeklini tarif eden ikinci maddenin dışındaki en önemli madde budur. Osmanlı İmparatorluğu'nun çökmesinden sonra 32, bazılarına göre 34 tane ayrı etnik grubun oluşturduğu 25 milyon kilometre kareye yayılan koca bir imparatorluk, Roma İmparatorluğu gibi kendinden önceki imparatorluklar gibi bir gün tarihe intikal etmiştir. Kala kala 777 bin kilometre karelik bugünkü Türkiye'miz kalmıştır. Burada da şu anda 27 etnik grubun kardeşçe yaşadığı biliniyor. Gönül arzusuyla burada yaşamaya devam ediyorlar. Ediyorlar ama bu insanlar arasında Aleviler diye bir kesim var ki, peki Aleviler kimdir? Orta Asya'da bir takım afetlerin gelmesi sebebiyle topraklarını terk etmek zorunda kalıp Anadolu'ya doğru göç eden Türk kavimlerinin gelip Dersim'e yerleşmesi 981'de, yani Malazgirt'ten aşağı yukarı 80-90 sene önce, Alparslan'dan önce gelip Dersim'e yerleşen Türk kavimleriyle ondan 250-300 sene sonra Nişabur'un Hacı Bektaş-ı Veli ve yandaşları tarafından boşaltılmasından sonra gelip Orta Anadolu'ya, Kırşehir taraflarına yerleşen bu kavimlerden müteşekkil bir nüfustan söz ediyoruz Alevi dediğimiz zaman. Gerek Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunda, yani
13. asrın sonlarına doğru, 1299 bazılarına göre 1302 kuruluşunda işte bu Aleviler vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda da hepimizin bildiği gibi yeni bağımsızlık hareketine en çok destek veren kanlarıyla, canlarıyla, mallarıyla yine Sünni kardeşlerimiz gibi daha fazlasıyla Alevilerdir. Pazarcık'ta onun bitişiğinde hemen Elbistan'da, Maraş'ta, Adıyaman'da Tapu Ağalar, Ali Ağalar, benim kendimin şahsen aile olarak bildiğimiz Mustafa Kemal'e ordunun et ihtiyacının karşılanması için 10 bin koyununu veren Tapu Ağa'yla Ali Tanrıverdi'nin 3 bin altını paşam bu size lazım olur diye verdiklerini biliyoruz. Keza Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'dan, Erzurum Kongresi'nden Sivas'a gelmek için yola çıktıktan sonra kendisine düzenlenen suikast harekatının Erzincan'daki Kutu Deresi'nde bir eşkıya grubu tarafından sözde sarılıp paşam lütfen inin arabadan demesinden sonra Mustafa Kemal soruyor. Yani bunlar tevatür değil. Bir üniversite hocası olarak bizatihi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölünceye kadar başından ayrılmayan ve öldüğü zaman da ben Mustafa Kemal'den sonra yaşamak istemiyorum diye intihara teşebbüs eden Salih Bozoğ'un hatıralarıdır. Ve o Kutu Deresi'nde çevrildikten sonra beni öldürecek misiniz diye sorduğunda hayır paşam, bizim sizi öldürmemiz için bize bir para verildi. Önemli bir miktar. Biz bu parayı size getirdik. Sivas'a kadar da sizi sağlıkla götüreceğiz ve o para size lazım olur diye Diyabağ'ın kardeşi, o genelde küçük bir Mercedes'te sakallı, beyaz sakallı birisi oturur Mustafa Kemal'in yanında. Diyabağ Ozat'tır. Onun abisi Haydar Ağa'dır. Haydar Ağa'nın Kutu Deresi'nde Mustafa Kemal'e söylediği sözlerdir. Ve ilk meclis kurulduğu zaman da kendisine haber yolluyor. Mutlaka mecliste görmek istiyorum seni diye. Onun cevabı gayet sade. Paşam biz dağ adamlarıyız. Biz oralara yakışmayız. Biz hep senin yanındayız. Senin sağlığına duacıyız. Ama madem çok arzu ediyorsun, çünkü birkaç defa haber yolluyor. Sonunda diyor ki sana kardeşim Diyab'ı yollayayım. Ve Diyabağ'a gelip mecliste yer alıyor. Şimdi Aleviler bunlar. Peki şu kalabalığa, topluğa baktığımız zaman bir fark görmemek mümkün mü? Aslında Alevi İslam'ın dışında, yani Şahmet Yesevi daha önce de peygamber soyundan gelenlerin öğrettikleri bu İslam anlayışı sadece orada göçler yoluyla Dersim'e, ki Dersim o zamanki Tunceli değil, bugünkü Tunceli değil, Erzincan, Sivas, Malatya, Elazığ'da kapsayan bölgeye Dersim deniyor. Oraya gelip yerleşen dedeler, babalar, büyük ocaklar, Ebul Vefa'nın başkanlığında Zeynel Abidin'in üçüncü göbekten torunu, gelip orada kendilerine göre o Alevi İslam anlayışını yaşatmaya devam ediyorlar. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuna da kendilerine hem dualarını esirgemiyorlar hem de bir devletin nasıl yönetilmesi gerektiğini devletin kurucusu olan Osman Bey'e ya da Otman Bey'e söylüyorlar. Gerek Ahi Evran olsun, gerekse ondan sonraki büyük Alevi dedeleri olsun, Osmanlı Devleti'nin gelişmesine ve İslam'ı özellikle Osmanlı Devleti'nin güçlenmesinden sonra Balkanlara doğru yaymaya başlamasında Alevi dedelerinin, Bektaşi babalarının 13. asırdan sonra çok büyük rolleri vardır. Yani aslında doğrusunu isterseniz
madem çok değerli belediye başkanları, milletvekillerimiz de sizlerin aranızda, onlara da söylemek isterim ki Balkanların belki Müslümanlaştırılması olayını anlatırken tarihçiler aslında Balkanların Alevileştirilmesinden söz etmeleri gerekir. Neden? Çünkü oraya yollanan derviş dedikleri, bugün tarihlerde okuduğunuz dervişler dediğiniz insanlar, o bahsettiğim insanlardır. Peki nasıl oluyor da aradan bu kadar zaman geçtikten sonra Aleviler itilen, kakılan, hala vali yapılmayan, düşünebiliyor musunuz? 81 vilayette bir tane Alevi kökenli vali bulamazsınız. Bir kaymakam bulamazsınız. Yani tayinle gidilen mevkilerde bir tane karar mercilerinde bir Alevi'yi göremiyorsunuz. Neden? Yani bunun için bunun cevabının verilmesi lazım. Bu ülkeyi yönetenlerin bunu bilmesi lazım. Ve halkına izah etmesi lazım. Bu Alevilerin hepsi geri zekalı mı? Hiç de emniyet müdürü olabilecek zekaya sahip bir tane dahi yok mu? Bir tane vali çıkamıyor mu? Bir tane müsteşar çıkamıyor mu? Bunun cevabını bu ülkeyi barış içinde yönetmeye hazırlananlar ya da bunun üzerine iktidarlarını halka propaganda yapıp söyleyenler cevabını vermek zorundadırlar. Ama şunu söyleyebilirim size. Hemen hemen bu ülkeyi yönetenlerin en üst düzeydeki siyaset adamlarıyla konuştum. Yani konuşmanı özellikle konuşmayı istedim ve kendilerinden randevu alarak gittim. Çünkü ben devletler hukuku profesörüyüm. Ben bir din işleri hocası değilim. Ama bir aileden geliyorum. Doğan Dede Avuçan Ocağı'ndan geliyorum. Onun için de asgari ölçüde bilgilerim vardır bu konuda. Tasavvufa düşkünlüğüm ayrıca benim kendi özel zevklerimdendir. Ama şunu görüyorum ve halka da bunu artık söylemenin zamanı gelmiştir. Yani Alevileri görmezlikten gelerek sizler gibi iyi niyetli insanların, güzel insanların çoluk çocuklarıyla birlikte güneşin altında bekleyerek bugünkü devlet yetkilerini kullanan belediyelerin kendi güzel düşünceleri sebebiyle bir cemevinin temelini atmak için burada toplanmaları ne kadar sizler açısından çok güzelse ve sizin lehinize yazılan bir yazıysa o kadar da vatandaş sıfatıyla bizim açımızdan acıklı bir hikayeyi ifade ediyor. Çünkü bu devletin hizmet gördüğü alanlarda harcadıkları paraların üçte biri Alevilerin verdiği vergilerden oluşur. Üçte bir vergiyi sizler ödüyorsunuz. Alevi mühendisi olarak, Alevi doktor olarak, Alevi vatandaşı olarak, işçi olarak, işçi ücretlerinizden kesintiler olarak, müteahhitseniz müteahhitin verdiği vergilerden ve genel bütçenin üçte biri Alevilerin verdiği paralardan oluşuyor. Peki bu üçte bir oluşmasına rağmen Diyanet İşleri Başkanlığı gibi sayın başkanlarımızdan birisinin isabetle dokunduğu gibi bu bütçenin din hizmetlerine ayrılan parası kaç milyar olursa olsun ve o hizmetleri ifa edenlerin sayısı kaç yüz bin olursa olsun sadece Sünni İslam anlayışına mensup olan insanlara veriliyor. Peki yahu Hazreti Ali'ye sormuşlar senin dinin nedir diye, ben elhamdülillah Müslümanım demiş. Peki devletin dini olur mu demiş. Tabii olur demiş. Peki nedir devletin dini? Devletin dini adalettir demiştir. Binaenaleyh adaletle yönetilmeyen bir devletin kendi toplumunda huzuru sağlaması mümkün değildir. Ve onun için de önce konuşarak, cumhurbaşkanlarından başlayarak, başbakanların tümüyle, Türkiye'de siyaset icra eden siyasi parti liderlerinin tümüyle, en küçüğünden en büyüğüne kadar, kendilerine bir hoca olarak halka hiç
dokunmadan, halkı uyarmadan, teşvik etmeden, basına gitmeden, ben dedim bunun derslerini veren bir hocayım. Eğer bir ülkede bu kadar büyük bir nüfus itiliyorsa, kakılıyorsa, eşit muameleye tabi tutulmuyorsa, adaletsizliğe uğradığı kanısına sahipse, pusuda bekleyen çok büyük uluslararası güçler var. Devletler var ve onlar Aleviler üzerinde oynar. Aleviliği bir destabilizasyon faktörü olarak kullanırlar. Lütfen bunun çözümünü bulun. Ve bu sözlerim ısrarlı konuşmalardan sonra kendileriyle 1997'de bir sonuç verdi. 97'de o zamanın Sayın Başbakanı Mesut Yılmaz Bey telefon ederek hocam dedi biz Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk şeyi gerçekleştirmek istiyoruz. Nedir o Sayın Başbakan? Biz dedi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bir toplantısını, hükümet toplantısını Cumhurbaşkanı'nın denetimi altında ve gözetiminde Hacı Bektaş ilçesinde yapmak istiyoruz. Kızım ben bu sözü her yerde söylemiyorum. Bu çok tamam. Önemli, onu peki. Hacı Bektaş'ta 1997'de bendenizin de katılımıyla Sayın Demirel'in, o zamanki Allah rahmet eylesin, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Sayın yine rahmet olsun Bülent Ecevit'in ve o zaman Cindor'un, Sayın Cindor'un bir partisi vardı, üç kişilik. Ve bir bakanları vardı yine koalisyon hükümetinde. Onun da iştiraki ile bir toplantı yapıldı orada ve şunlar söylendi kürsüden. Ve ben de uluslararası medyayı harekete geçirmiştim. Yani siz Türkiye'ye karşı bir takım müeyyideler uygulamak istiyorsunuz. Temel hak ve özgürlüklerin uygulamasıyla ilgili olarak bunu yapmayın. Çünkü hükümet böyle böyle bir toplantı yapacak ve bunu tüm dünyaya ilan edecek dedim. 97'de yapılan toplantıda gerek Sayın Bülent Ecevit, Allah rahmet eylesin, rahmetle anıyorum. Ve o zamanki Başbakan Sayın Mesut Yılmaz Bey, beyler dedi bundan böyle Türkiye Cumhuriyeti'nde inançlar arasında hiçbir farkın gözetilmediğini ifade için açıkça söylüyoruz. Cami de bizimdir, cemevi de bizimdir. Bundan böyle cemevleri serbestçe açıkça yapılabilecektir dedi. Ve devlet de bu konuda gereken görevini yerine getirecektir. Bunun üzerine o anda, o yani o gün 40 dönümlük bir yeri Cem Vakfı'na tahsis ettiler ve orada bir cemevinin temelini attı devletin kendisi. Böylece Türkiye'de cemevleri meşru şekilde savcıların müdahalesine gerek kalmadan yapılmış oldu. Neden bunu sizlere biraz tafsilatlı olarak anlattım. Çünkü hem ilginizi görüyorum, hem çocuklar dahil, bayanlar dahil, hem çok değerli milletvekilleri ve belediye başkanlarında bulunduğunu görerek ve bu televizyonun şimdi bütün dünyaya yayın yaptığını da bilmenizi istiyorum. Ve herkesin bu konuyu bilmesini istiyorum. Neden bu topluluğun arz ettiği manzara Sünni İslam'ı uyguladığını söyleyen insanlarımızı da göremiyorsunuz. Neden kadın erkek bir arada ibadet edemiyor? Çünkü o Vehhabi İslam ya da Emevi İslam'ı dediğimiz İslam'ın Kur'an anlayışıdır. E peki başka anlayış mı var? Tabii. İki tane İslam var bugün Türkiye'de ve dünyada. Bir tanesi Emevi İslam'ı dediğimiz ya da Suudi Arabistan'ın götürmekte olduğu Vehhabi İslam ki orada insanın başını kesebilirsiniz, bin parçaya bölebilirsiniz, parçasını da yok edebilirsiniz. Bu mübahtır iktidarda kalmak için. Tam Muaviye'nin kabul ettiği düzen. Bir tanesi de Hazreti Muhammed'in Hazreti Hüseyin'le ifade ettikleri İslam anlayışıdır. Zalime boyun eğmeyin, yalnız haklarınızı kaybetmekte kalmazsınız. Haysiyetinizi de kaybedebilirsiniz diyor. Bu Hazreti Ali'nin çocuklarına vasiyetidir. Ve ondan sonra da önce Hazreti Hüseyin zehirleniyor, öldürülüyor.
Muaviye tarafından. Daha sonra da Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da 72 aile efradıyla birlikte şehadeti söz konusu oluyor. Neden? İki tane İslam var. Muaviye'nin İslam'ı Kur'an'ın İslam'ı değildir demek için. O İslam ayrıdır. Hazreti Hüseyin'in İslam'ı ayrıdır. Onun için burada kadın erkek bir arada görebiliyoruz. Birbirlerine saygıyla, sevgiyle yan yana durabiliyorlar. İbadethanelere girebiliyorlar. Bu ne demektir? Peki neden Sünni kesimdeki kardeşlerimiz camilerde aynı şekilde saf tutamıyorlar? Çünkü kadın Arap kültüründe, bütün Arapları kastetmiyorum, ama Vehhabi kültüründe her şey bir şeydir ama bir şey hiçbir şeydir. O nedir? Kadındır. Kadın hiçbir şeydir. Bugün de hala Suudi Arabistan'da maalesef bunun şeylerini, kalıntılarını görüyoruz. Ama Türklerde böyle bir şey yok. Hakan savaşta öldüğü zaman yerine hatun geliyor. Devam ediyor. Kızlar 7-8 yaşından geldiği zaman sağ göğüslerini dağılıyorlar. Neden dağılıyorlar? Çünkü o da erkek çocukla birlikte savaşa gidiyor. Yay çekiyor, yay geriyor ok atmak için. Oku rahat kullanabilmesi için böyle bir işleme tabi tutulduklarını biliyoruz sosyolojik olarak. Onun için sizin burada oluşturduğunuz cemaat Türkiye'nin ve Türk milletinin, Türk halkının inancı ne olursa olsun, rengi, ırkı, dini ne olursa olsun, özlediği sahne bu sizin bugün burada yarattığınız sahnedir. Ve biz de bunun mücadelesini hukuk alanında da yaptık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde 3 davanın 3'ünü de kazandık ve hükümete de sunduk. Şimdi bu kararların gereğini yapın diye. O kararların gereğinin yapılması için Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la defalarca görüştük. Beraberce oturup konuştuk, tartıştık. Tamam hocam bu seçim geçsin, tamam hocam yapacağız, tamam hocam, ama hep tamamda kaldı. Hiçbir zaman bir ilerleme kaydedilemedi. Ve belki de önümüzdeki günlerde tekrar bir buluşma olacak. Hangi düzeyde bilmiyorum. Bir talep geleceğini biliyorum. Bir de size son olarak şunu söylemek istiyorum. Bir son cümleyle bitirmek istiyorum. Siyaset yapanlar, demokrasiden yana olanlar şunu bilmeliler. Lütfen kendi değerinizi, gücünüzü bilin. Sizin oylarınız olmadan Türkiye'de siyasi iktidar oluşmaz. Bir ülkede nüfusun 1/3 Alevi ise ve böyle bir siyasal sistem bugün yürürlükte ise bilin ki Alevilerin oyu olmadan o seçimler kazanılmaz. Onun için herkes kendi şeyini bilecek. Kendi gücünüzü bilin. Kendi gücünüzü bilin. Barış içinde kimseyi incitmeden, yasaları ihlal etmeden ama demokratik haklarımızı kullanmaktan da çekinmeden bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Ve size çok net söylüyorum. Çok kısa bir zaman sonra artık bu cemevlerinizi yapmak için sizlerin destekleri tabii gönülden gelsin, ne isterseniz yapın. Ama devlet bu konuda Alevilere genel bütçeden paylarını verecektir. Vermek zorundadır. Daha sonra da Alevi yurttaşların kendi ibadet ve inançlarını yürütebilmek için muhtaç oldukları okullar, o okullarda çocukların Aleviliği öğrenmesi konusunda da Sayın Cumhurbaşkanı ile anlaşmıştık. Haliç'te yapılan bir toplantıda bir iftar verdi Alevi kesime ve dedik hocam önce siz konuşacaksınız, neyse taleplerini söyleyeceksiniz, ben de kalkıp cevap vereceğim. Peki dedim ve 3000'den fazla insanın davetle katıldığı toplantıda ben kendilerine bütün bu sizin huzurlarınıza söylediklerimi söyledim. Alevilere eşit muamele yapacaksınız. 10. maddeyi mutlak bir biçimde ayrım yapmadan uygulayacaksınız dedim. Ve ders kitaplarında, din dersleri kitaplarına Aleviliği de bizim tasdik edeceğimiz şekilde,
onaylayacağınız şekilde bilgiler koyacaksınız. Alevi çocuk, anne babasıyla evde öğrenecek şansı yok. İzmir, biliyor musunuz ki İzmir'le ilgili ben size o zaman küçük bir kopya vereyim. Burada nüfusun, Sayın Başkan bilmiyorum ne diyecektir ama Aziz Başkan'ın bana söylediği %50-50'dir. Alevi, Sünni nüfusu burada. Şimdi onun için başkanımızın işi zor ama ona güveniyorum, inanıyorum. Çünkü gördüm çocuklarla ilişkisini, sevgi dolu bir kalbi olduğunu ve bizim ikna etmemize gerek kalmadan adaletin gereği, hukukun gereği, devlet adamı olmanın gereği olaraktan kendileri gereğini yapacak ve Alevilere hem çalışmanın yolunu bularaktan onlara kapıları açacak hem de hiçbir ayrım yapmadan İzmir'i ehliyetle yöneteceğine inanıyorum. Diğer belediye başkanlarımızın da aynı yolu izleyeceğinden eminim. Daha fazla vaktinizi almak istemiyorum çünkü arkadan sürekli olarak hocam güneş gidiyor diyorlar. Ben size enişten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bilin ki yalnız değilsiniz. Haklarınız uluslararası platformlarda tescil edilmiştir. Bundan böyle bunu geri çevirmeye hiçbir iktidarın gücü yetmez. İyi günler diliyorum. Ya senin bu suyun içiliyor mu? Ama size verdim ben zaten. Öyle mi? Saygıdeğer misafirlerimiz, değerli canlar. Cem Vakfı Onur Sağ Başkanımız Profesör Doktor İzzettin Doğan'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Ve çok hızlı ilerleyeceğiz. Mikser aracımızla betonumuz dolmadan temeli atalım istiyoruz efendim. Şimdi ise konuşmalarını yapmak üzere İzmir Milletvekili Sayın Kani Beko'yu alkışlarınızla kürsüye teşriflerini arz ediyorum efendim. Bu arada konuşmalarımızı kısa tutarsak rica edeceğim efendim. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Yüreğinde bir sultan sevgisi olan, yüreğinde Hacı Bektaş Veli sevgisi olan, yüreğinde Mevlana sevgisi olan, yüreğinde çocuk sevgisi olan, memleket sevgisi olan, yüreğinde Cumhuriyet sevgisi olan, yüreğinde Mustafa Kemal sevgisi olan, güzel Çiğli'nin, güzel Armandalı'nın, güzel İzmir'in, güzel ülkemizin güzel insanları, sizleri sevgi, saygıyla selamlıyorum. Zamanımız çok dar. Dolayısıyla çok uzun konuşmayı ben de düşünmüyorum. Ancak Şehbet Eti'nin söylediği güzel bir söz var. Ön yargı yanılgının anasıdır der. Dolayısıyla ülkemizde bugüne kadar birbirimize hep ön yargılı yaklaştık. Daha doğrusu yaklaştırıldık. Artık üzerimizdeki bu ön yargıları atma zamanı geldi diye düşünüyorum. Hacı Bektaş Veli'nin güzel bir tasviri var. Baktığımızda zaten anlarsınız. Orada verdiği mesaj açık ve net. Sağında aslan, solunda geyik. Hacı Bektaş Veli der ki, bu güzelim hayvanların ormanlarda birlikte yaşamasının mümkünü yok. Ama biz bunları yaşatmak zorundayız. Dolayısıyla bu ülkede her zamankinden daha fazla birliğe, beraberliğe, dostluğa, kardeşliğe ihtiyacımız olduğunu her fırsatta, her yerde söylememiz gerekir diye düşünüyorum. Bu temel atma töreninde emeği geçen arkadaşlarımızı burada söylediler. Ben de yüreğimle emeği geçen arkadaşlarımıza, katkı koyanlara çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Cemevi demek, eşitlik demek, özgürlük demek, barış demek, kardeşlik demek, adalet demektir. Bu duygu ve düşüncelerle sevgili
canlar. Bölüşürsek tok oluruz. Bölünürsek yok oluruz. Birleşirsek var oluruz. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri tekrar tekrar sevgi, saygıyla selamlıyorum. Hoşça kalın, hoşça kalın diyorum. İzmir Milletvekilimiz Sayın Kani Bekoy'a değerli konuşmalar için teşekkür ediyoruz değerli konuklarımız. Programımızda yine İzmir Milletvekilimiz Profesör Doktor Kamil Okay Sındır'ın konuşmalarıyla devam ediyoruz. Kendilerini konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ediyorum efendim. Sevgili canlar, bu güzel cumartesi günü böyle kutsal bir törende aslında bir aradayız. Bizlere bu töreni bahşeden, katkı koyan, bu cemevinin yapımında, önceki hazırlıklarında, geçmiş dönemdeki bütün belediye başkanlarımıza, mevcut Çiğli Belediye Başkanımız Sayın Utku Gümrükçü'ye ve Cem Vakfımıza, onun bütün yöneticilerine ve katkı koyan, emek veren, maddi olmasa bile yüreğiyle, inancıyla destek veren tüm canlara baştan şükranlarımı sunuyorum. Çok kısa konuşacağım. Daha doğrusu bir iki cümleyle sözümü bitireceğim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir der anayasa. İzzettin hocamızın 10. madde hükmü de eşitliği yurttaşlıkta, eşit yurttaşlığı öngören bir madde hükmüdür. Burada demokrasiyi tartışabiliriz, yeri değil. Sosyal devleti konuşabiliriz, yeri değil. Hukuk devletini ve gereğini konuşabiliriz, yeri değil. Ama bir cemevi açılışındayız ve laikliğin iki cümleyle ifadesinin de tam yeri. Laiklik devletin inanç kimliklerine, etnik kimliklere ve vatandaşı birini diğerinden ayıracak hükümlere ve mevzuata kör olması, bunu görmemesi anlamını taşır. İnanç ve vicdan özgürlüğüdür. İnanç ve vicdan özgürlüğünün gereği de her inanca eşit mesafede olmak ve özgürce inancını yaşayabilmesini temin etmek, güvence altında almak ve korumak, kollamak asli görevidir. Bu cemevleri için ne yazık ki böyle değil. İmar planlarında ibadethane altında cami der, mescit der, kilise der, şapel der, sinagog der ama cemevi yoktur. O nedenle imar planları lejantlarında da cemevi ifadesi yoktur. Oysa ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar giden iç hukuku tüketerek iç hukukta maalesef cemevi ifadesini yerleştiremediğimiz iç hukukta ki çok sayıda kanun teklifi verdik. Soru önergesi, benim de imzasını taşıdığım soru önergeleri, yazılı sözlü soru önergeleriyle bunu sürekli dile getirdik. Ama iç hukuk tükendiği için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi iç mevzuatında olmasa bile dış hukukta, uluslararası hukuka uymak zorunluluğu vardır. Cemevleri aslında cemevi ifadesi, ibadethane olarak tanımlanması meşrulaştırılmıştır. Benim dileğim odur ki imar planlarında ki partimiz bütün belediyelere geçen dönem cemevlerinin tanınması ve isimlerinin verilmesi konusunda bir genelge de yayınlamıştır. Ama bu yetmez. İmar planlarında, belediyelerin bütün imar plan lejantlarında ibadethanenin yanında parantez içerisinde cami, sinagog ve benzeri değil, cemevi ifadesinin de yer alması gerekir diye düşünüyorum. Canlar, bu cemevinin iyilikler, yararlar getirmesini ve bizleri birlikte, bir arada, kardeşçe bir yaşama arzu ettiğimiz barış ve özgürlük içerisinde bir yaşama evirmesi adına iyilikler, yararlar, iyi işler yapmasını diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum.
İzmir Milletvekilimiz Profesör Doktor Kamil Okyay Sındır'a değerli konuşmalar için teşekkür ediyoruz saygıdeğer canlar. Programımıza ev sahipliği yapan katılımlarıyla, katkılarıyla, emeğiyle, yüreğiyle bizlerle birlikte olan, katkısını sunan kıymetli bir başkanı alkışlayarak konuşmalarını yapmak üzere kendilerine kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Çeyle Belediye Başkanı Sayın Utku Gümrükçü. Sayın milletvekillerim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, Cem Vakfı'nın Sayın Onursal Genel Başkanı, mevcut Genel Başkanı, geçmiş dönemde Çiğli'ye hizmet etmiş belediye başkanları, meclis üyeleri, bugün burada bizlerle beraber olan hem inanç temsilcileri hem hemşeri derneklerinin temsilcileri ve Çiğli halkı, sizleri saygıyla selamlıyorum. Üç cümle söyleyeceğim, çok uzatmayacağım. Sözü Büyükşehir Başkanımıza bırakacağım. Birincisi, ben bu şehre 21 yıl önce geldim. Bu şehir kuruluşundan itibaren göçle kurulmuş bir şehir. Yerlisi var, Balkanlardan gelmiş, Doğu'dan gelmiş. Anadolu'nun 81 ilinden insanların bir arada kardeşçe yaşadığı ve bugün atacağımız temelle inançlarını da saygıyla, hoşgörüyle bir arada yaşayacakları bir ilçe. Bu ilçede büyük bir enerji var ve bu ilçede Türkiye'ye örnek olması gereken bir toplumsal barış var. Alevisi, Sünnisi, Türk'ü, Kürt'ü, Çiğli'de, İzmir'in altında bir arada kardeşçe, saygı ve sevgi içerisinde yaşıyorlar. Bu Çiğli'nin birliği ve toplumsal barışı bütün Türkiye'ye örnek olur diye düşünüyorum. İkincisi, İzmir'in kalbi Çiğli'de atacak dedik. Çiğli'nin yeni kent merkezi de Harmandalı olacak dedik. Bugün burada Cem evimizle başlıyoruz. Arkasından sosyal tesisler, çöple ilgili müjdeyi başkanım verecektir. Yeni yollar ve arkasından imar gelecek. Ve Harmandalı Çiğli'de hak ettiği yere kavuşacak. Son olarak şunu söyleyeyim. Sayın İzzettin Doğan çok önemli bir şey söyledi. Halksınız, oyu siz veriyorsunuz, siyasetçilerinden isteyin, hakkınız var dedi. Ben de şimdi size siyasetle ilgili bir şey söyleyeceğim. Siyaset, ben klasik bir siyasetçi, klasik bir belediye başkanlığı yapmayacağım size. Çiğli'nin önünde sorun olarak duran ve 1999 yılından bugüne Çiğli'yi yöneten Cumhuriyet Halk Partisi'nin sizlere verdiği bütün sözleri tutma iradesi gösteren bir belediye başkanı olacağım. Klasik bir belediye başkanı olsam temel atma törenini son 6 ayda yapardım. Ben İzmir'de az sayıda belediye başkanına nasip olan 6. ayında temelini atma onurunu yaşayan bir belediye başkanıyım. Arkamda siz varsınız. Sizden aldığımız destek ve güç var. Ve birazdan atacağımız o temel betonumdaki gibi sapsağlam durursak biz, önümüzde de Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Çiğli, İzmir'de lider, marka ve kentin kalbi yapma iradesini hep birlikte göstereceğiz diyorum. Sayın Büyükşehir Başkanımızın da bu üçüncü temel atma töreni olduğunu da ilk üçünde de Çiğli'yi unutmadığını ve aldığı için de ona saygıları, sevgileri ve minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Saygılar sunuyorum efendim, teşekkür ediyorum. Utku'nun, evet, evet, Çiğli'nin gülen yüzü Utku Gümrükçü'ye koca bir alkış rica ediyoruz. O emekçi, o her zaman kültürün, bilin, beraberliğin yanında olan başkanımız.
Kendini saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Şimdi İzmir o kadar güzel ki Sayın Başkanım, sizinle daha bir güzelleşti. Gülen yüzüyle her karede engellilerin, çocukların, yaşlıların ama her şeyden önce kültür elçilerinin yanında olan başkan gelecek. Koca bir alkışla gelecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'i katılımlarıyla bizleri onurlandıran başkanımızı saygı ve sevgiyle kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Değerli konuklar, sağ olun. Ben de sizinle gurur duyuyorum. Sağ olun. Kıymetli misafirler. Böyle rahat. Tamam. Çok değerli misafirler. İstanbul'dan kalkıp bizi onurlandıran çok değerli Cem Vakfı Onursal Başkanı, kıymetli hocamız Sayın İzzettin Doğan, bugünkü başkanı, çok değerli başkanlar, çok değerli milletvekillerimiz, değerli muhtarlarımız, değerli meclis üyelerimiz, değerli konuklar, Çiğli'nin genç ve yaman belediye başkanı sevgili Utku Gümrükçü, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Alevilik, insanı kamile ulaşma çabasını taşıyan bir kültür. Hak ile halkın buluştuğu bir yol. Mayası ikrar olan paylaşmak, kardeşlik, dürüstlük ve özgürlük felsefesidir. Değerli misafirler, Alevi toplumu Cem evlerinin kendi kültürlerini yaşatan yer olduğuna karar vermiştir. Bu durum üzerinde tartışma yürütülmeyecek kadar açıktır. Cem evlerinin hukuki statüsü de hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hem Yargıtay tarafından verilen hükümlerle de kesinleşmiştir. Bugün Cem evlerinin konumunu tartışanların ünvanının ne olduğunun hiçbir kıymeti yoktur. Alevilerin kültürünü yaşattığı yerin tarifini yapmak yalnızca Alevi toplumuna ait bir haktır. Devlet kurumları, din görevlileri ve siyasetçiler Alevilerin bu duruşuna sadece saygı gösterebilirler. Sorgulayamaz, tartışamazlar. Biz demokrasiyi, eşit yurttaşlığı, kardeşliği ve adaleti bu şehrin vazgeçilmezleri olarak görüyoruz. İzmir'in harcının çok ses, çok renk ve çok nefes olduğunun altını her seferinde çiziyoruz. Alevilik üzerinden yapılan siyaset anlayışının bir an önce bitmesi gerektiği son derece açıktır. Bu değişimi sağlamanın yegane rehberi ise yine Alevilik öğretisinin kendisidir. İnsanı insana, toplumu ise kainata müsahip kılan Aleviliğin içinde, içinden geçtiğimiz tüm toplumsal sorunların evrensel çözümleri tek tek yer almaktadır. Biz siyasetçilere düşen bu öğretileri bilmek, anlamak, yaşatmak ve inancımız her ne olursa olsun saygıyla gelecek nesillere taşımaktır. Harmandalı Cem Evi'nin tüm İzmir'e hayırlı olmasını diliyorum. Dil, din, ırk ve siyaset ayırt etmeden tüm insanlığın aynı Cem'de semah döndüğü bir dünya aşkıyla hepinizi saygı ve şükranla selamlıyorum. Son olarak sevgili Utku Başkan, müjdeyi başkan versin dedi. Onu da bir cümleyle söyleyeyim. Bu ay sonunda Harmandalı'nda elektrik üretmeye başlıyoruz. Ve bu ay sonundan itibaren kokudan da, sinekten de,
her gün giderek daha az rahatsız olacaksınız. Bunun da buradan sözünü vermiş olayım. Evet, değerli misafirlerimiz, saygıdeğer konuklarımız, Cumhuriyet'in ışığıyla aydınlanan bu güzel şehirde şimdi ise tüm konuklarımızla beraber saygıdeğer protokolümüzü temel atma töreni için alana davet ediyorum. Güvenlik olayı çok zorundu yani. Burada kapatmanın...